Selam arkadaşlar, yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rocket'te takasla nasıl dolandırılmazsınız, nasıl kazıklanmazsınız ondan bahsedeceğim. İşte dolandırıcıların kullandığı taktiklerden bahsedeceğim. İşte sizi dolandırmak için ne yapıyorlar falan. Bunları ele alacağımız bir video olacak. Aslında ben bu videoyu Aralık ayında çekmiştim. Ama video çok kişiye ulaşmadığı için ve videonun da sesi teliften dolayı kapatıldığı için telifli bir şarkı kullanmıştım arka planda. Dedim ben bu videoyu tekrar yükleyeyim. Çünkü çok hassas bir konu. O yüzden de tekrar yüklemek istedim arkadaşlar. Onu da baştan belirteyim. Mikrofonu biraz sıkıntılı olabilir videonun, çünkü Aralık oyunda kötü bir mikrofonum vardı. Onu da göz ardı edin, kusura bakmayın. O zaman videomuza geçeyim. Videomuza da geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalda hala abone değilseniz 2-3 saniyesi ayırıp kanala da abone olursanız sevinirim. O zaman direkt kayda girelim. Selam arkadaşlar, bugünkü videomuzda Rocket'lik dolandırılma metotlarından kendinizi nasıl korursunuz, işte böyle her takası nasıl karlı geçirsiniz, nasıl trade'lerde kazıklanmazsınız sizin deyimizde, bunlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki Rocket'lik herkese açık bir takas platformu ve çok fazla dolandırıcı var bildiğiniz üzere ve bu dolandırıcılardan da kendimizi korumamız lazım. Bu yüzden de bu dolandırıcıların yaptığı taktikleri bilmemiz lazım, çünkü adamların yaptığı bir sürü taktik var, hani bir tane değil, bir sürü yöntem deniyorlar sizi dolandırmak için. Öncelikle bunların hepsinden bahsedeceğiz. Bu videomuzun ana konusu bu olacak. Şimdi ilk dolandırıcılık yöntemi, takasçıların kullandığı yöntem, link yöntemi arkadaşlar. Bu link yöntemi ne biliyor musunuz? Yani adam mesela size Steam'den yazıyor. Mesela atıyorum şuradan arkadaş ekledi. Tamam, bu adam beni ekledi. İşte takas yapacağız, ya da Epic'ten yazdı. Kardeşim dedi, bak şöyle yapar genelde. Adam der ki işte chat, düşünün burada. Çete şey yazıyor, benim bir tane oylamam var. Bu tarz konuşuyor genelde. Bu oylamada like'a basar mısın? İşte şu eşyayı sana 50 kredi ucuza verin. Bakın sakın, aman. Aman diyeyim, bakın hesabınız gider ya, yani. Bütün eşyalarınız gider. Ya ben çünkü bu yönteme düştüm. 2018 gibi düşmüştüm bu yönteme. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Onu söyleyeyim. Adam size diyor, işte anlattım zaten. Şu linke tıkla diyor. Tıklıyorsun abi, işte sana ucuza vereceğim diyor. Eyvallah, buraya kadar bir sıkıntı yok. Linke tıklıyorsun. Şifre bilgilerini girmene gerek yok, kullanıcı adını. Linke tıklaman yetiyor. Linke tıkladığın zaman hesabın gidiyor. Ya yani hesabı nasıl gidiyor biliyor musun? Rocket'lik ulaşılamıyor diye bir koskocam bir yazı çıkıyor burada. Ve adam 5 saniyede, 5 saniye sonra sen hesabı geri alıyorsun bu arada. 5 saniyede bütün eşyalarını senin komple sömürüyor. Böyle bir taktik. Yani hiçbir linke tıklamıyor. Adam isterse YouTube linki atsın size. Kardeşim şu videoya like atar mısın diye. Buna da tıklamayacaksınız arkadaşlar. Adam akıllı, gidin takasınızı yapın. Chatten yazışın. Linke falan hiç o olaylara girmeyin. Siz de gidip birisine link atmayın. Adam da size link atarsa kesinlikle kabul etmeyin. Hatta o lobiden direkt çıkın. Birinci yöntemimiz bu, link yöntemi. Bu olaya sakın ama sakın düşmeyin. Bakın bu çok kullanılan sık bir yöntemdir. Yapmayın. Şimdi ikinci yöntemimiz de şu küçük resim yöntemi. Şimdi küçük resim yöntemi deyince ben, ya diyeceksiniz ki Allah Allah, o ne falan diyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela adam size diyor ki gidin işte kardeşim değerli eşyalarını koyar mısın? İşte küçük resim alacağım. Takası da kabul eder misin? Sonra en sonunda iptal ede bas, küçük resim alacağım işte videoya koymak için. Böyle bir numara var. Bu da çok ucuz bir numaradır. Ama bunu yiyen de var. Adam mesela gidiyor buradan. Şöyle söyleyeyim. Benim değerli eşyam yok şu an ama şu kara borsamız var bir tane. Mesela diyor ki kardeşim bir tane kara borsa koy. Bas buna. Bir de takası kabul et. 3 saniye kala geri çek. SS alacağım, videonun küçük resmine koyacağım diyor. Bu yöntemi de sakın kanmayın. Ucuz bir yöntemdir ama önemli bir yöntemdir. Şimdi üçüncü yöntemimiz için tekrar envanterden göstereceğim. Şöyle geleyim. Şimdi arkadaşlar çok meşhur bir yöntem daha var. O da şablon yöntemi. Biliyorsunuz ki bizim eşyalarımız ikiye ayrılıyor. Eşya türlerimiz. Yani bir normal şöyle eşyalar, bir de aha da şu şablonlar. Şimdi mesela adam diyor ki sana, geldi ben diyor 20xx istiyorum diyor, tamam mı? Pardon, siz 20xx alacaksınız ve normal yakut 20xx alacaksınız diyeyim. Adam koyuyor, işte fiyatını bilmiyorum, sallıyorum şu an, 2000 krediye anlaştınız diyelim. 2000 krediyi koydunuz, tamam, buraya kadar bir sıkıntı yok. Adam koyuyor, normal 20xx koyuyor, yakut 20xx anlaştığınız olan eşyayı koydu, okey, buraya kadar da bir sıkıntı yok. Sonra size diyor ki dikkatinizi dağıtmak için, oyalanmanız için diyor ki
biraz daha işte kredi şey yapar mısın, koyar mısın, bir en azından 10 koy 20 koy ya da küçük bir şey ekler misin diyor. Siz buradan bakıyorsunuz ya kredi almak için ya da kredi vermek için. Orada işte adam sizin dikkatinizi dağıttığı için ve takas ekranı hala açık kaldığı için bu 20xx'i, normal 20xx'i çıkarıyor, yakut olanı koyuyor. Yakut olanı koyuyor ne lan? Şablon olanı koyuyor. Ondan sonra da siz bunu fark etmezsiniz. Aha gitti. Ne kadar gitti biliyor musunuz? En az 2200 kredi geçmiş olsun demektir. Bu da çok sağlam bir yöntemdir. Bu arada 20xx için geçerli. Atıyorum siz fenek alacaksınız. Adam seni oyalıyor. Fenek koyuyor. Ondan sonra normal pardon, fenek şablonunu koyuyor. Biliyorsunuz ki şablonlar normal eşyaların neredeyse onda birinden daha az değerli eşyalar. Bu da çok kullanılan bir yöntemdir. Ama bunu çok kişi yiyor. Özellikle dikkatsiz arkadaşlar çok yiyor. Buna sakın kalmayın. Takaslarınıza dikkatli olun arkadaşlar. Şimdi dördüncü yöntemimiz için yine buradan envanterden göstereceğim. Bu yöntemin adını ben kara borsa yöntemi koydum. Niye kara borsa yöntemi koydum onu söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Adam geliyor mesela, karşınızdaki dolandırıcı olsun. Alıyor buradan bunları, bakın normal kara borsa düşün, bu sefer şablon falan yok. Ama ben kara borsam olmadığı için şablonlardan göstereyim, ya da şurada vardır ya, bir dakika. Kalite edeyim. Ha varmış, tamam. Bunu ucuz bir kara borsa olarak düşün. Tamam, mesela tuğun olsun. Ne kadar fiyatı? 150-250. Yani birçok eşya o eşyadan daha değerli. Ama kara borsa olduğu için ve şurada mor mor parladığı için dikkat çekiyor. Ve adam ne yapıyor biliyor musun? Sizin mesela atıyorum fenekiniz var. Diyor ki kardeşim benim kara borsam var. Senin feneğin var. Ben sana kara borsa vereyim. Sen bana feneği ver diyor. Hatta üstüne birkaç şey daha ekliyor. Bu neden oluyor? Adam değerleri bilmiyor. Bu yöntemi de sakın yemeyin. Bu da ucuz bir yöntemdir. Ya aslında bu videoda göstereceğim yöntemlerin hepsi çok ucuz yöntemler. Ama çok kurban olan insan var bunda. Şimdi 5. yöntemimize geçer. Şimdi 5. yöntemimiz biraz daha böyle pahalı eşya alan arkadaşların ilgilendiriyor. Bu da çok çok şey kolay bir yöntem. Ya kanması kolay yani, öyle söyleyeyim. Mesela diyelim siz Titanium White fenek alacaksınız, tamam mı abi? Adam yine şey yapıyor, tamam abi, alıyorsun, eyvallah, koy kredi diyor, koyuyorsun kredi. Ondan sonra diyor ki yine bak aynı noktaya geliyorum, diyor ki birkaç şey daha ekle. Ben böyle söylemiştim ama birkaç şey daha ekleme şansı var mı diyor. Burada amaç adamın kar koparması değildi. Tamamen sizin o anlık dikkatinizi dağıtıp adamı sürekli, yani adamın kendisine işte dolandırması için size süre kazandırmasıdır. Adam orada gidiyor, bak ne yapıyor biliyor musun? Feneki çıkarıyor buradan. Titan White feneki, gidiyor normal fenek yapıyor. Sen onu var ya fark etmedin mi? Hadi geçmiş olsun. Yani en az 6000 kredi, 6000'i geç ya, 7000 kredi zarardasın demektir. Öyle söyleyeyim. Bu arada fenek için değil sadece. Atıyorum başka bir şeyin Titan White olur, oraya gider normalini koyar. Yani bu her eşya için geçerli. 5. yöntemimizi bu şekilde, son yönteme geliyorum. Şimdi şu son yöntemimizin adı şu overpay, yani Türkçesi şu oluyor. Bir şeye haddinden fazla yüksek teklif vermek. Aslında bu düşük teklif vermek diye de çevirebiliriz. Çünkü dolandırma yönteminin bu noktası da var. Adam mesela şu arabayı size satacak, tamam. Bu arabanın fiyatı ne kadar diyelim? 500 kredi diyelim. 500-400 diyelim, tamam mı? Adam bunu eğer normalden çok düşük bir şekilde ilan koyuyorsa bu ne kadar olur biliyor musunuz? Minimum 30 olur genelde. 30'un altı ise 500 kredilik eşya için konuşuyorum bu arada. 400-500 kredilik eşya için. 30'un altı ise bir anormallik var demektir. O takasa girmeyin arkadaşlar. Bu şey gibi. Siz bir marketten ucuz bir eşya alıyorsunuz diyelim. Nasıl olsun? Diyelim abi ucuz bir tavuk aldınız, tamam mı? Normalde 1 kilo tavuk ne kadardır? 10 liradır, 15 liradır. Ama siz gidip 1 kilo tava 3 lira, 5 lira verir misiniz? Vermezsiniz. Bu da aynı şekilde gidip siz ucuz etin, onu konuşamıyorum. Ucuz etin yahnisini yemeyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde açıklanır. Yani burada gidip kesinlikle haddinden fazla ucuz bir eşya almayacaksınız. Şimdi diğer tarafına geliyorum. Aynı şekilde haddinden fazla pahalı eşya almayacaksınız. Bu dolandırma yöntemi değil aslında, ama adam diyelim değerleri bilmiyorsa, değerleri de bakacaksınız bu arada. Gün gün bakacaksınız. Çünkü eşyaların değerleri değişebiliyor. Adam diyelim değerleri bilmiyorsa gider bu arabayı 500 ise gider 700 alır, 800 alır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden gidip overpay vermeyeceksiniz ya da haddinden fazla düşük bir şey almayacaksınız. Şimdi size 6 tane takas yöntemi sıraladım. Çok kısa özet geçeyim kullandığım sitelere geçmeden önce. Bir tanesi Linkti, diğeri Blueprint yöntemi. Bir diğeri Titanium White'den işte normal arabaya çekiyor o yöntemde. Bir diğeri Overpay.
Bir diğeri thumbnail yöntemiydi. Bir tane daha vardı. Onu şimdi unuttum. Videoyu siz sardırıp bakarsınız artık arkadaşlar. Sıraladığımız yöntemler de bu şekildeydi. Bunları unutmayın. Şimdi gelelim ben hangi siteleri ve Discord sunucularını kullanıyorum. Öncelikle arkadaşlar bakın bu çok detaylı inmeyeceğim. Kısa kısa göstereceğim. Çünkü her videoda söylüyorum ama tekrar söylemek istemediğim için. Ve çok kısa özet geçeceğim. Fiyatları bu siteden bakacaksınız. Günü gününe her şeyin fiyatına bakacaksınız. Atıyorum siz fenek mi almak istiyorsunuz? Fenek bakın. Buradan gidip bunlar bu arada her rengi içindir. Normal fenek mi alacaksınız? Fiyatı budur. 700-900. Beyaz fenek mi alacaksınız? Fiyatı budur. Bunlar gün gün değişir. Mesela bak abi yükselmiş gördün mü? Tüm zamanlar diyorsun bak böyle olmuş sonra böyle bir düşmüş sonra böyle dolar gibi yükselmiş fenek. Ya bunlara gün gün ay ne lan? İşte gün gün bakacaksınız arkadaşlar anladınız. İkinci sitemiz Rocket League Garage. Şuraya yazıyorum. Burası da ilan verme sitesidir. Çok kısa göstereyim. Şuradan trading diyorsunuz. Add trade offer diyorsunuz. Ve buradan işte atıyorum siz kredi mi istiyorsunuz? Kredi yazıyorsunuz buraya. Fenek mi istiyorsunuz? Buraya yazıyorsunuz. Pardon istediklerinizi buraya. Sizde olanları ne vermek istiyorsanız buraya yazıyorsunuz. Ve şuradan platformunuzu seçip uygula diyorsunuz. Ve ilanınızı veriyorsunuz. Şimdi üçüncü sitemiz şu. Geliyorum tekrar. Bu takas bulucu sitesi. Yani şuradan geldiniz Rocket League Insider'a. RL Trace diye geçer. Sitenin linki de şu. Ben bunu hem açıklamaya koyarım hem yoruma sabitlerim. Bak burası çok güzel bir site. Niye güzel bir site biliyor musunuz? Mesela siz Fenek'i kaça satmak istiyorsunuz? Bak adam pardon. Diyelim siz Fenek'i almak istiyorsunuz tamam mı? Burada adamların teklifini görebiliyorsunuz. 800 diyor mesela. Siz diyelim eğer 750'ye mi istiyorsunuz? 750'ye bakıyorsun. Bak var bir tane. Mesela 750 krediye feneyi alabiliyorsun. Anladın mı? Bunun gibi. Mesela sen çok uçtun. Minimum price arıyorsun. 700 diyorsun. Bak 700'e varmış lan. 700'e bile bulabiliyorsun. Buradan da filtreli arama yapabiliyorsun. Şimdi Discord sunucularına geleyim. Öncelikle şimdi ben buraya klasörledim. Birincisi Rocket League'in kendi resmi Discord sunucusu. Bakın buradan bunların davet linklerini de koyarım burada hem açıklama hem şey. Bakın buradan geliyorsunuz platformunuz ne? PlayStation mı? Xbox mı? Nintendo Switch mi? Oğlum, heh, tamam. Nintendo Switch mi? Buradan geliyorsunuz. Switch yoktur da. Mesela benim PC ne yapıyorum? Buraya yazıyorum abi. Bak mesela adam ne diyor? Have imports want credits. Yani benim İtalyalarım var şu kırmızı arka planlı eşyalar ve kredi istiyorum. Buraya eşyalarınızı yazabiliyorsunuz. Ben de örnek olsun diye mesela şunu kopyalayacağım sadece. Şimdi buraya yazdınız bakın 20 dakika yavaş mod var. Niye böyle bir şey var? Çünkü herkes kullanıyor bu takas kanalını ve çok yoğunluk olmasın diye 20 dakika yavaş mod koymuşlar. İkinci Discord sunucumuz Rocket League Insider. Burada yine burada sadece PC için galiba şey var. Ha yok. PSN de var, Xbox da var. Okey buradan Trading PC'ye geliyorsunuz. Bakın burada yine eşyalarınızın şeyini koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben de şu adamı kopyalayacağım örnek göstereyim diye. Burada 10 dakika yavaş modu var. Rocket League Garage var. Bu da başka bir Discord sunucusu. Bu arada çok aktiften daha az aktif olana doğru gidiyorum. Mesela burada kaç dakika yavaş modu varmış. Bu arada yine Trading PC kanalına yazıyorum. Bak burada 5 dakika mesela. Son olarak da Rocket Planet var. Şimdi burada aşağı iniyorsunuz. Bakın trading diyor. Benim yine trading PC platformu olduğu için burayı seçiyorum. Burada bakın kaç dakika yavaş mod varmış. 30 saniye. Yani çok aktiften az aktife doğru gittik. Ve son olarak burada bizim hiç aktif olmayan yani takas kanalı olarak hiç aktif olmayan bakın en son ben yazmışım kaç saat önce 2 saat önce kendi Discord sunucumuz var. Hani burada takas yaparım muhabbet ederim diyorsanız gelin arkadaşlar burayı da bekleriz. Onun dışında benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şöyle Rocket League'e geri döneyim. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden hoşça kalın. Sorunuz varsa da yorumu mutlaka yazın. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Görüşürüz.